Allah razı olsun hepinizden destan yazdınız. Nizip'te meclis üyelerimiz, ilçe başkanımız, ilçe teşkilatımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle temsilcilerimiz, okul görevlerimiz, sandık görevlerimiz, Allah hepinizden razı olsun. Şu anda 56 civarında milletvekilliğinde oy aldık. Bu 56 ne demek? Türkiye'de iller arasında 10. sıradayız. Yani Trabzon gibi, Bingöl gibi, Adıyaman, Kütahya, Erzurum, Sivas, Elazığ, Malatya, Urfa gibi bizim idealimiz olan illeri geçtik. Allah'a şükürler olsun. %56'yı küçümsemeyin. Çok büyük bir oy. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye'ye geleninde 21. sıradayız. Cumhurbaşkanlığı %68. Bu ne demek? Türkiye ortalamasının 15 puan üzerindeyiz. Milletvekillerinde 14 puan üzerindeyiz. Nizip her zaman 10-12 puan Türkiye ortalamasının üzerindeydi. 10 puan, 12 puan, 13 puan, 9 puan, 14 puan. Bu sefer yine Türkiye ortalamasının 14-15 puan üzerindeyiz. Türkiye'de 81 vilayette Nizip ilçesinin rakamsal oranı 9 tane ilden sonra geliyor 10. Nizip. 10. sıradayız. Bütün bunlara rağmen Türkiye'de 81 vilayette Cumhurbaşkanlığı seçimde Nizip %68 ile 21. vilayetiz. Vilayet kategorisinde. Evelallah bu sizlerin ve teşkilatımızın başarısı, milletvekillerimizin başarısı, listemizin başarısı, emeğe geçen başta siz meclis üyelerimiz olmak üzere ilçe başkanımıza ve yönetimine, gençlik kolları başkanımıza ve yönetimine, kadın kolları başkanımıza ve yönetimine, okul görevlilerimize, mahalle başkanlarımıza ve sandık görevlilerimize şahsım ve teşkilatım adına şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Biz durmayacağız, hizmete devam edeceğiz. Oy veren vermeyende hizmetleri götüreceğiz, ayrım yapmayacağız. Bizim teşkilatı bu dava için, bu Recep Tayyip Erdoğan için, bu Recep Tayyip Erdoğan davası için bedel ödeyerek bugünlere geldi. Ekonomik ambargoyu da gördük, tehditleri de gördük, gözyaşımızı da verdik, kanımızı da verdik, özgürlüğümüzü de verdik. Maddi ve manevi noktada sıkıntıları yaşaya bugüne geldik. Önümüzdeki bütün engelleri, bütün barikatları yıka bugüne geldik. Allah'a şükürler olsun. Ve yıkmaya da devam edeceğiz. Sizde bu gayret olduktan sonra kadın kollarımızda, gençlik kollarımızda, ana kademede, meclis üyelerimizde bu birlik ve beraberlik olduğu müddetçe biz yine Türkiye ortalamasının en az 14-15 puan üzerinde almaya devam edeceğiz. Allah yolumuzu açık eylesin. Hepinizden Allah razı olsun.